Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok yorgunum her zamanki gibi. Şöyle söyleyeyim. Normalde bu biz seriye başladık. Şu an dördüncü bölümdeyim galiba. Yani neyden başlayacağımı çok bilemediğim için dedim bir Tavern Master'da başlayalım. Arkadaşlar yorum atarsa ki bütün yorumlarınızı okuyacağım. Yorumlarınıza göre yeni oyunlar deneriz. Rehber oyunlar çekeriz. Yani onun rehberleri çekeriz. Daha çok ne oynarım? Açıkçası simülasyon ve strateji olursa beni de bunaltmaz ve çok eğlenirim bu hafta. Seviyorum böyle kafa patlatayım hep beraber. Bilmediğim şeyleri de yazarsınız. Bildiğim oyun olursa dediğim gibi rehber niteliğinde çekerim. Bu aralar biraz yorgun olduğum için gülmekte ve muhabbetimin çekilmesinde biraz sıkıntı olabilir, kusura bakmayın. Başlayalım. Sanırım dördüncü bölümdeyiz. Ne yapacaktık? Geçen bölüm biraz ekonomik sıkıntılar yaşadık. Görevler yüzünden bizi bunalttı. Şimdi ne yapacaktık? Şu şey kaldı, şu tarafa alacaktık. Mutfağa biraz dönecektik. Mutfağımız yetişemiyor dışarı verip içeriye servis etmekle. Ulaşamıyor ve mutfak bölümü de açılmadı, araştıramadık. Yakın bir zamanda gelir. Devam. Bugün bitti mi? Bitmiş. Tamam. Hemen yeni görevler. Tamam, bu sabit. Sadece ana yemek vermeyeceğim. Para lazım. Beni batırıyorsun gibi görevlerle. Herhangi bir çalışanın seviyesini yükselt. Gelir o. Herhangi bir araştırmayı bitir. Tamam. Bekliyoruz yani. Yapacak bir şeyimiz yok şu an. Daha ne oldu lan? Geri zekalı. Yoruldun mu sen? Sana biraz para verdim. Sen de çok az fiyata çalışıyormuşsun kardeşim. Haklısın. Haklısın. Bir şey demiyorum. Al sana para. Yani ne zaman istediğine vermedik. Yetiştirin yeter ki. Çalışana hakkını vereceğiz. Şimdi 34 kişi gelecekmiş. Ortalama. Bizim kapasitemiz de tam 130 kişiydi galiba. Evet. Hallederiz. Bize para ne için lazım? Unuttum bak. Şunu bir kere fulleyebilsem. Uf. Bunlar bizi idare eder zaten. Mert. Böyle hiç bakmadım. Tamam. Bazen güzel var. Güzel bak. Bugün para akar. Bayağı para kazanırız. Akşam da dediklerimizi yaparız. Hatta çift bar yapabiliyor muyum? Mutfak. Şunu çiftleyemedim bir türlü. Bunu yaparız. Bunu iki tane daha alırız. Çok çorba yapılıyor mu bilmiyorum. Ne yapabiliriz? Bar, ikinci barı alabiliyoruz. Çok güzel. Çok güzel lan. Tamam. Biz bundan bak çok güzel bir şekil yapacağım. Bu akşam tadilata gidiyoruz. İnşallah güzel para kazanırız. Şu görevi de tamamladık. Buradan da zincir dekorasyonu geldi. Aman çok lazım. Çok güzel ama. Bu zamana kadar çok hızlı kasalım diye çok dekorasyona bakmadık. Aslında çok da kötü olmadı. Diye. Çok uğraşmadık. Güzel oldu. Şöyle bir geçiş. Böyle kale manzaralı. Kale içilmiş. Esprimiz ki. Neyse. Kaleden daha büyüğüz ya. Üst katı çıkınca daha da kocaman olacak. Of 1700 altın. Hadi hadi. Bugün çok para lazım bize. Buraları hep yıkacağız. Seyir seyir güzel. Çok para kazandık. Helal. Fiyatları da iyi yükselttik ya. Ne boşaldı? Litresi altın. Bunlar yarına götürür. Daha fazla almayacağım. 2000 altın bize kalsın abi. İçeridekiler de para bırakır. Verin lan. Hesabı kestik oğlum. Para verin. Güzel kazan. Güzel. Bayağı güzel. Şimdi şu an
kızan müşteri yok ama önceki müşteriler niye kızdı? He, şuraya gelen adam sayısı düştü. Buraya yetişmek yerine içeriye yetişebiliyorlar artık. Oradan kazandık. Ama buradaki müşteriler çok kazandırıyor. TK'dan gelenler 189'a düşmüş. Bunlar 500 falan rahat kazandırıyor. Hiç es geçilebilir bir kazanç türü değil yani. Es geçilebilir. Şimdi ben varım. Şöyle dikilemesine var yapsın. Sağlı sollu boş kalıyor. Buradan take down'u versek, take out'u versek. Ben eskiden yaptığım tarzda yapmak istiyorum bu barı. Dış mekanı pek yapasım yok. Dış mekan. Güzel de dur. Dış mekanımız dursun bizim. Take out'u buradan verelim. Spesial. Buradan ver abi. Tamam. Çünkü bunu silince bunlar kaybolacak, hiç boşa masrafa gerek yok. Lan salak. Fotoğraflar mı koyuyorum? Lan bu yanlış. Müşteriler buradan gelsin. Buradan biz, hatta biz bunu zaten buraya çekeceğiz. Zemin at şuraya. Niye çekmiyorum? Ha, bu siliyormuş. Pardon. Burası dış mekan olacak. Tabi böyle de bir girinti olmaz. Onu buradan yaparız. Duvarı sil. Birazcık bu da tam tasarımımız olmayacak. Biraz daha idareten olacak bir şey. Çünkü şu malzemeler kaybolmasın diye sorgulamam. Biraz sonra göreceksiniz. Şurayı şöyle yaparsak bu mekanı da şuraya yaparsak burası böyle böyle olmamalı. Güzel durmaz. Şimdi sil. Artık silebiliriz. Şunu da sil. Şunu da sileceksin. Tamam. İnşallah bu duvarlarda bir şey yoktur. Hepsi silindi yoksa. Tamam. Şimdi bunlar kaybolmasın diye bu sistemde. Gerçi böyle bir girinti yapmaya gerek yok. Buradan direkt verebiliyorlar. Hiç uğraşmaya gerek var mı? Ben onu unuttum. Buradan dışarı veriyorlar zaten. Şekil olsun diye yapacaktım. Bana siktir. Şimdi getir abi. Böyle. Tamam. Siz buradan o zaman mutfağı bu tarafa alacağız. Artık çıkıntıya ihtiyacımız yok. Oğlum hiçbir şey yapmadık. 1000 paramız gitti ya lan. Senin Allah belanı versin. Lan çok para gidiyor bu duvarlara var ya. Şurası da bahçe olarak kalsın bence. Vallahi kalsın. Şimdi bar alacağız. Önce sizleri şöyle bir öylesine bir çekelim. Mutfağın da burada olması lazım ki buradan buraya koşturmasınlar. Elemanlar. Ben barı şöyle yapmayı seviyorum. Göstereceğim. Çevir abi. Bir fazla bir boşluk kalıyor ama tasarım işte olacak. Eskisi gibi olmayacak çünkü burası böyle olunca. Lan ben burayı sonra silerim ha. Param yetmeyecek. O yüzden silmiyorum. Şurayı mı silmeyi ufak yapsam ben? Ha, olabilir. Çünkü bunu böyle böldüğümüzde burası çok işlevsiz kalacak. Dur. Öyle yapalım. Bu da geçiştirme ama olsun. O kadar da kötü durmasın. Zaman take out'u buradan vereceğiz. Take down mı? Sürekli öyle deyip duruyor. Gel abi. Seni çevirin. Şöyle. Buradan buraya verir aslında. Çok şey yapmadım çünkü bir tane koyacağım. Bu masa şurada duracak mesela. Komple böyle bir çalışma alanı olacak. Böyle yapmayı çok seviyorum. Artı bir odaya gerek yok. Bütün her şey ortada duracak. Dursun. Şimdi mutfak. Senden bir tane daha alabiliyorum. Nerede bak şey? Şunu yansıt abi.
Nasıl yansıtıyor bunu? Bir dakika. Bunun şeyi var mı? Yansıtma vardı. Hangi tuştu lan bu? Ah, unuttum. Lan. Aha, unuttum. Abicim, bunun şeyi var lan. X'ye eksenli bir şey. Evet, yansımasını alıyorum. X'ye eksenli. Ben de almazdım. Lan, böyle olmaz ki. Bir dakika, nasıl yapıyorum ya? Lan, tek tıklamak. Lan, şöyle yapayım. Şimdi oldu. Şu aşçı masasına alamıyorum. Buraya masa atarız. Normalde böyle sıkıştırmayacaktım. Normalde bunu ileride şey yapacağız. Bunu buraya alacağız. Kocaman bir bar bölümü. Kocaman bir müzisyen ekibi de burada. Tam orada da müşteriler falan. Böyle işimizi görür. Çok mu dar oldu burası? Sığmaz mı? Dar olursa diye. Lan sen de. Lan sen de. Sen. Bir tık da. Tamam, bu işimizi görür. Seni şuraya. Duvara yapıştırmamış mıyız lan? Ha. Yok, yapıştırmışız. Seni şöyle siparişlerin yanına. Ondan sonra yap ki. Sen en dikte dursan da. Seni kullanmıyorlar diye gördüm. Çorbaları dörtlü başsınlar diye şöyle sıralayabiliriz. Hatta çorba kasesi alabiliriz. Sonra mangal. Sonra çorba kazanı da şurada dursun. Buradan alır herhalde. Ya da sen şöyle dur. Birkaç defa kullanıyorlar. Bunu çok kullanıyorlar. Yani. Seni de öylesine. Hadi sen de şöyle dur. Senin yerin hazır. Kaç tane şöyle koyduk mu? Dekoratif olur. Sen de şöyle koy. Bir sürü alanımız açıldı. Ha. Bir dakika. Şöyle koyup. Bunu şuraya atalım. Tak tak. Can sıkıcı. Aa, kesme tahtası var mı? Çok iyi olmadı. Ayarlarız. Çalışanlar. Siz. Böyle bir tamam. Buradan oraya sipariş. Buradan buraya. Buralara masa atabiliriz. Hatta kapının giriş bölümü boş kalır. Şekil görünür. O zaman biraz masa alalım. Aslında şuradaki sıkışıklığı da kaldırsak olur. Lan masa değil de mutfağı ne alabiliriz? Bunlar da çok pahalı abi. 50 altın. Ne anlamına geliyor? Ne alalım, ne alalım? Bundan alsak bile gerek yok. Çok saçma. Bundan aldık. Ama aslında bir yangın söndürücüye ihtiyacımız var. Daha kaliteli masalara geçemedik. Bir tane yangın söndürücü var mı? Annem 4 kişi çalıştı. Olurdu olmadı. Sen gel. Sen şöyle dur.
Burada ışık mı yok lan? Şey, ışık var. Karizmatik bir şey alalım mı? Bir işe yarasın. Adama masa atarsak hepsinin kapsasını atarsın. Tamam, burayı yediririz. Tamam, masa alacağız. Ne oldu? Bir şey al. Bahmen alacağız değil mi içeri? Tuz. Bir şey al. Senin de moralin niye bu? Sana para verdim. Seni yeni almıştık, senin paran az. Bizim aşçı masasına ihtiyacımız vardı. Yemek yetişmiyor diye. Onu alamadık çünkü açılmadı. Bunu araştırınca açılacak galiba, neyse. Buraya birkaç tane olmazsa masa atalım. Yani yaptığımızın karşılığını alalım az çok. Mesela şuraya. Şuraya da şöyle masalar atalım birazcık. Tam da gittim yanık attım. Tamam, 3 masa atabiliriz en fazla diye düşünüyorum. Hatta şunları şöyle yapacağım. Şuna bak. Tamam. Tamam. İnce ucuna. Buradan da tüm duvarları diğerleriyle benzeştirelim. Dekora oynamadık. Böyle uğraşmadık. Biraz daha işlevsel olsun çünkü onun keyfini çıkartacağız. Zaten sınıra ulaşacağız. Yapacak bir şeyimiz kalmayacak. İlk kat için. Ayarlarız. Bence olur. Lan daha biz bir önceki gün sıçtık. O eksiyeceğiz. Bizim garson olmamız gerekecek. Bayağı gerekecek hem de. Durum lan aslında. Buradan görüyorsun koca bir bar. Buradaki bu mesafe çok uzak sadece okul. Ben şuradan geçiş yapsam. Buradan geçiş yapmadım. Yani bir tane daha yapayım biraz. Çok uzak oldu. Ama zaten çıkış noktası şurası. Şurada şuraya versen olur. Orası yer. Hatta şuradan da bir boşluk bırakırız. Burası küçük bir alan şeklinde olsun. Bu akşam onu hallederiz de eksi binden kurtulabilecek miyiz? Kurtuluruz. Çok kazandım. Burası çok tatlı değil mi ya? Bence çok güzel. Ben burada otururum. Bunlar gibi kalkmaz mı? Yamyamlara bakalım. Dur lan, etkinlik güzel. Şimdi şu 2250'yi geçmişiz. Bize çilek lazım. Çilek al. Çilek de çabuk bitiyor arkadaş. Şundan almamız lazım. Sen niye duruyorsun oğlum? Adam niye duruyor? Çünkü bara içki alamadık. Su getirip götürüyor bedava diye. Adam sadece su veriyor. Dur kardeşim, sana da alacağız. Şu para bir biriksin. Bence buraya komple dışarısı da yapabilirdik ya, bu sefer bar burada çok yer kapacaktı. Çay iç masa atmayacağım. Burası komple tezgah olsun istiyorum. Bütün masalar gelecek buraya, genişleyecek falan. Gerçi bunun şöyle tam ortada olması gerekiyor da. Her tarafa eşit gitsin diye. Ailesi. Tamam, yeterince içki şeyi alabiliriz. Bok alırız. Çok pahalı abi bunlar. Bira fıçısı, limonata aldık. Para bitti. Gerçi diğer taraftan karşılarlar da şunun işini görmem lazım. Biz garson alabiliyoruz lan artık. Tabii, garson yerimiz açıldı. Şey aldık, kullanıyoruz. Şey aldık. 4 garson daha alabiliyoruz. Yetişsinler. İnşallah. Yok lan başka. Geçtik. İnşallah. Gene alabiliyor mu? Alamayacağım. Bunlar en sona gidiyor değil mi?
Sıfırla. Sıfırla. Şu an kapasitesi mi hızlı? Sesten ben de nefret ettim, kusura bakma. Hadi bakayım. Yeni garsonlarımız, hoş geldiniz. Güzel bir çalışma hayat ediyorum. Buradan şu halıyı yapabiliriz. Buradan da şöyle yapalım. Burası da bölünsün istiyorum aslında ama lütfen burası değil mi? Ama yemekhane gibi dursun orası da işte. Etkinlik alan. İşte misafirlere etkinlik yaparsın. Misafirler yapmaz. Yanlış oluyor. Tamam, güzel. Yine de altıda kapattık. Şu fıçıyı da alacağım. Biraz daha doyduracağım. Bize mutfak lazım ya. Evet, şimdi başta şu an hiç bekleyemeyiz. -991'deyiz. Hadi bakayım. Aç, fişek gibi dizilmişler. Çalışın lan. Bize aşçı, şuraya şuraya geliştireceğiz ya, aşçı yeri lazım. Böyle olmaz. Aşçılar yetişemiyor. Kapasitemiz kaç oldu bizim? 140. Lan ne bitti? Aha malzeme bitti. Kusura bakma. Param yok. Hadi. Hadi lan hızlı ol. Hızlı ol. Konuşmasalar görüyorum. Bir de böyle bir yerde zaten şey olması bana hoş geliyor. Şöyle barın önünü böyle açık alın. Nedense. Ne bitti lan gidin. Bir durun lan, bir durun lan. Hemen şurada şunlardan yapıştır. Ben onu idare ederken sen şuradan yapıştıralım. Ne bitmiş ki? Bana şöyle bitmiş. Çok başka bir yerde mi satan yok ya. Tamam, bu idare eder. Seni biraz daha dolduralım. Oo, hızlandı para kazanıyor. Tamam. Benden de var. Gel güzel. Oğlum bir ayla elma mı yiyor? Vizyonsuz elma. Bence güzel olmaz. Bu yolcu parayla şey yapacağız. Malzeme alacağız. Pasos. Malzemeleri fullleyip burası full olduktan sonra kapı rahat. Ama şunları da çileye yollamak lazım. Yani. Kaç çileğimiz var? Yok. Var. Sadece çilek miydi bizim? %80 ihtimalle kazanamaz mısın? Bunu al şunu ver. Bunu al şunu ver. %86. Olur. Bunu al. Son anda verdim hadi. Tamam. 951. Bir dakika. Bir sonraki günde yiyecek varız. Çünkü eksiye düşmek istemiyorum. Mutsuz olacaklar. Lan yine düştük eksiye. Ne kadar çok para ödüyormuşum ben. Sıkıntı yok. Oyunda batar mısın zaten? Bence güzel görünüyor. Şöyle. Daha aşağı inemiyor mu bile? Bilemiyor mu? Ne yapıyorsunuz da gerilir ki? Ne oldu, taktiklerde bir gelişme var mı? İki bölümdür aynı şeylere bakıp duruyorsunuz. Malsın yok musunuz? Zaten kazanıyorsanız burada ne işiniz var? Sen sürfen ne oluyor? Peder Bey, bize dua et, gelirler bir art. Nerede bu? Al bu. Oğlum sana ne yemek? Ne yapalım ya?
zaman git bakalım. Ne göre tanımlanmış? Ha, görevlere bakmadık. Biz bir günde 3200'den fazla harcama yapıyoruz. Tüm gün boyunca sadece ana yemek servisi değil mi? Herhangi bir araştırma getirdim. Tamam. Bu bütçeyi kısalım şu an. Onu satmazsak para kazanamıyoruz. Oğlum siz gene biriktiniz mi lan burada? Çok uzak lan buradan. Şükrü ben yapayım. Bu akşam. Lan. Hangi fıçı? Bak gider bak diğer taraftan doğru değil mi? Ne oldu? Doğru mu? Ama bu fıçı doğru. Sonra gel. Şu malzeme kasasına doğru. Bu bitecek çünkü. Oh. Skip. Burayı kaça doldururuz? 1653. Biraz doldurur. Şunun sütü kesin full ya. Sütü full ya. Bunlar tek tek full yerim. Onu bir şey yapalım. Tamam. Bunlar yeter zaten. Ama yine de doldurabiliriz. Araştırma bitmiş. Dur. Açık. Şimdi ikinci seviye mutfak eşyaları. Bunları alacağız ama sıçtığımız nokta paramız yok. Olacak. Çok harcama yapıyoruz. Oteli de açtık mı var ya. Üf. Yani bunun için görsü lazım. Tamam. Yaparız onu. Sende ne var? Hop. Para ver lan. Tamam. O da olur. Bir sonraki güne. Şunu yapacak paramız var mı? Devam. Siktir git oğlum işte artık deneme şansı. Bizim gardiyanı da geliştirmemiz lazım. Herhangi bir çalışan seviyesini yükseltin tamam. Bütün gün boyunca da ana yemek siktir git. Bunu iptal edemiyor muyuz? 145 kişiye ulaştıyor. Herhangi bir yemeğiniz 5 yıl yansın olur. Ben güveniyorum aşçı yorum yapar. 1165 ve başladık eksi. Çok işimiz var. Daha masaları geliştirdim. Ben böyle başlamıyordum aslında da sürümden kazanayım dedim bu sefer. Öbüründe de çok para harcıyordum da çok kaliteli bir mekan yapıyordum. Mesela şu kadar mekanla idare ediyordum. Ama masalarım var. Cillop işte kaliteli. Fiyatlar hayvan gibi yükseltiyordum. Manyak para kazandım. Bu kadarcık alanda bu kadar alan rahat rahat geçerim. Senin karşında oturak yok mu? Bizim daha alanımız kalmadı değil mi? Tamam. O zaman alt tarafı en verimli, güzel, yani sıkışık değil, kaliteli yapacağız. Sıkış sıkış ne var ya? Yemek anlayabiliyor. Kaliteli yaparız. Şu tarafa da otelimizden devam. Oğlum seni döverim. Piç. Oh. Tamam 550 altın güzel oldu. Öbür hediye de güzel. Görevlerin birkaç artısı var işte. Oğlum siz çok sırada bekliyorsunuz lan. Aha garson lazım. Şu görevi tamamlayınca garson olur. Onlardan batacağız zaten. Biz burayı fulleyebildik mi? Evet. Burası. Burayı fulleyemedik. Burayı fulleyeceğim abi. Malzemelerimiz full olsun. Artanını harcarız. Çünkü bunları fulleyince bayağı gider. Barımızın şekli yanlış. Tamamen yanlış olduğunu biliyorum. Çok harcama yapmadan elimizdeki kartlara göre geliştirdim. Sonra zaten bok gibi paramız olacak. Sonra. Düzenleriz alt tarafı. Burayı iptal edeceğim. Dış mekanı. Ya da sadece böyle bir bölüm olur. Burası bize lazımmış. Oğlum neye sinirliyorsun? Amına koyayım. Gel lan buraya. Gardiyan. Muhafız. Görüşmeyin. Bizim garson kıza laf etmiş. Bin küsür. Nufuller. Şimdi rahat etsin. Bu parayla burayı düzenli organize edebiliriz. Bunları sonra şuraya çekeriz. Her zamanki gibi.
Bunu kazanmışız. Ben kaç istiyordum? Tamam, bunu halletmişiz. Ha, eksiye düşeceğiz mi? Ah, düştüm. Kaç eksi? 5. Güzel. Şey, artık bu saatten sonra duramaz. Ama bir sonraki gün vermen kötü oldu. Boş yere bir tane görev alamadım. Tamamlanmış. 13 çilek. Bir çileğe daha gitmemiz lazım ama para yok. Tamam. Oluşan sayısına bak. Çalışın aslanlarım. Ben kazanayım, size de kazanayım. Her türlü zam. Tamam mı? Kapasiteyi artırmamız lazım. Şimdi şuraya almam lazım ama çok geç kalıyor. Ya da şuraya. Ben yine uzak kalıyor şurası daha. Gerçi değiştireceğiz bu aşamayı. Şuraya bakayım. Güzel, 500 saatliğe kadar topladık. Aktivite yapmak istiyorum. Araştırma nedeniyle bok gibi. Çok yavaş ilerliyor. Kaliteyi yükseltmediğimiz için aylarda müşteriler de geliyor. Malzemelerimiz yeter. Ben şöyle. Arsan para lazım bizim. Ucuzuna mı geçiyorduk lan yoksa? Yok lan, malzemelerimiz şu. Karışmasak bile buradan bayağı şey yaparız biz. Yapabiliriz. Bir duvara ekmeğe gerek yok. Şu duvarı yıkarız. Bunlar kenarları açık olur. Açık gözük. Dışarıya nasıl kahve işte. Böyle yapacağım. Niye yıkıyorum? Açık yapacağım. Evet. Böyle yıkarım. Böyle yıkarım. Kalsın olsun. Sadece yıkma yapar. Harbi mi? Böyle daha mantıklı. Güzel. Eksi 500'den artı 2000. Ve daha alanımız çok. Ulan şuraya hiç buralısım gelmiyor nedense ya. Ama şu duvarı yıkabilirim. Çok gereksiz kaldı burada. Yıkacağım onu. Duvarda bir şey var mı? Yapıştırdığımız. Yok. Tamam. O zaman sen de... Buraya durmayacaksın. Sen artık buranın süsüsün. Böyle dur. Dedik. Duvarı yıktık. Böyle sikoldu. Böyle bir şey yapmamız. Kalsın lan, ne olacak ya? Demeyi değiştir. Demeyi böyle yapacağım. Şimdi daha iyi duruyor. Tamam, dışarısının havasını veriyor. Artık burası. Burası değil. Ne oldu? Böyle rengi ya da ha, alı var. Bu kalanın burada kondurmasına gerek yok. Kondur. Böyle bir koyuyor. Ben daha alı yapıştırırız. Şimdi asıl olayımız. Sen de geçelim. Gel abi. Burasını daha efektif yapalım.
Lan gittik tam olacak şekilde mi yaptık? Şimdi burası böyle, burası böyle. Lan burayı çekeceğiz. Böyle eşitlemeye çalışacağım. Böyle. Eşit. Sen gel. Tamam. Bunun ilacı bu. Siz öyle durun. Sen şöyle gevşek gevşek. Buna ulaşır mı? Aynen. Nasıl lan? Bir ünlem şartı var oğlum sizde. Ha, yükseltilebilir işareti oluyor. Unuttum. Daha çok malzeme alıyorsunuz değil mi siz? Böyle yapalım. Malzemelerin yanına kapatmayın. Allah'tan kapatmadım. Arabalarımız da şöyle. Henüz para harcamadık. Artık burası da şurada. Daha. Böyle vermek istemiyorum. Burada çok dipte kaldım. Buralar aslında sonradan şey giriyor. Malzeme falan gireceğiz buraya. Depo olacak. O yüzden buralara masa pek gerek kalmıyor. Masaları böyle çevirebiliriz. Tabii şunları şöyle alıp gereksiz bütün ne varsa burayı oraya veriyoruz. Buraları. Bunu şuraya koyabilir miyim? Yani. Sen şöyle alsın. Yani şimdi şöyle. Sen buraya sığıyor yani. Sorunu. Şimdi bu masaları oradan alalım. Bence şuraya gitmek olmadı. Bence olmalı mı derken kendisine söylüyorsun. Artık buraları bir sinirli bir şekilde artık söylemeliyiz. Masa yok mu? Tamam, masa yapacağız. Artık oraya bir ışık lazım. Olmadı. Hala buranın bir sandalyesi. Lan boşluk kaldı ya. Zaten çok tıkış. Yapmadım bunu. Tamam, böyle bir tane şey koydum. Bilen bulan lan bakış açısından. Işıklar. Şimdi bunun bir tanesi neredeymiş lan? Burada. Dur lan, dur lan. Burası karanlık olabilir. Buraya gidelim. Burada. Buraya çekeceğiz. Sen ay. Oğlum. Daha geçme. Oh. O kadar aydınlık yapıp da burası da ışık almazsa olmaz yani. Tamam, masanın hizası. Değil. Tamam, burada. 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 Oldu mu? Oldu. Hadi bakayım. Şimdi aydınlatmamızın bir kısmı tamam. Buraya gerek yok. Bunu yükselt. Tamam. Eskiden ben bunları satıyordum. Direkt yükseltebiliyor musun? Nasıl? Şimdi mal gibi hiç dikkat etmemişim. Nasıl? Bu değil mi? Hani. Tamam. Ekonomik. Seni yükseltebiliyormuşum. 600 verdim ama ona koyayım. Bunları da yükseltebiliyorum. 500. Oğlum yükseltmeye nasıl 500 ama ona koyayım? Bunun fiyatı zaten 500 değil mi? Nasıl yükseltmekten ne anladım ben? 150'ymiş. 350 A satınca daha zarar ediyorum. Hiç olmazsa kendi değerine sayıyor. Arada yükseltebiliyormuşum. Arım şey mutfak tezgahını yükseltebiliyormuşum. Yapmamışım. Para gitti bu şeye. Neyse masa alalım. Yükseltemiyorsak. Sürümü kazanacağız. Sonraki turda masalara yatırım yapacağız. Yani kalitesini yükselteceğiz. Şimdilik şeye çok takılmayacağım.
Her zamanki gibi ayarlayacağız. Hiç abi, masalar boş kalmasın. Bundan şuna çek. Bundan da buna çek. Bundan da şuna çek. Ne zaman masaları oturabilsin. De şuradaki bir masada eksiklik vardı. Ha, bunu tamam. Bak, hala var. Orayı unuturuz bak. O yüzden unutmuyorum diye onu al buraya koy. Tekrar tekrar onu unuturuz. Böyle kalsın. Burayı şu an yıkacağız ya. Param yetmeyecek diye yıkmadım. Sonra düzenleriz. İşte böyle olsun. Bunu biz başka, lan başka bir şeyden yapmışız böyle. Böyle değil. Böyle yaparız. Komple böyle yaparız hatta. Bizim çalışan şeyi de müzisyen de buraya koyduk. Tamam. Hadi bakayım. Eksi bir daha çiçeğim. Hatta malzemelerimiz var abi. Az önceki görsel çok çok daha güzeldi biliyorum ama burayı kapatıp burayı devam ederiz. Ama bilemedim. Bunların da yeni çeviriyor. Yemekhane gibi oldu bizim kendi. Benim önceki oyunum güzeldi. Saat 3'te borcumuzu ödedik. Gerisi kar. Biz bugün bir sonraki günün de parasını çıkartalım, hiç harcama yapmadık. Koltuklar dışında. Hatta hemen koltukları yapmıştık. Koltuklar bir masa vardı. Şurayı niye boşluk bırakmışız? Mecburi bir boşluk mu? Yok, buraya 3 tane koymuşuz. O zaman mesela bu daha yer açılır mı zaman diye? Açılır. Biz niye böyle fazla fazla bırakmışız? Daha yoktu. Açılır. Seni şöyle koyacağız. Ben hep birer boşluk bırakmışım. Fazla bırakmışım. Niye? Ama onu hesaplayamamışım. Olmuşum. Gerçi o boşluklar da olsun ya. Çok tıkıştı. Bilmiyorum. Burası bildiğin restoran gibi oldu. Burası yemekhane. Tamam, şu adamlara bir bakın. Manyak var. Garson yetişmiyor. Garson lazım. Görev için bunu söyleyeceğim. Görev tamamlansın. Şunu alalım. Besteciğimiz artsın. Yandım. Senin şimdi böyle kopsak olmaz. Şöyle. Mikser biraz cepte olması lazım. Mikseri düşmek pek bir şey yapmadım ama mutsuz olmasın çalışalım. Ama yapamadık. Ya gerçi o geçen günlerin borcu olabilir. Şimdi borcumuzu kapatırsak daha az ödüyor olabiliriz.
Bana yetmez. Ben şuraya kadar etkinlik yapmayacağım ya. Benim bunlar hep az kişi geliyor. Tamam. En çok gelen 80. Bir, 20. 65. 75 var. 75 kişi geliyor en fazla. Niye böyle lan? Sanki daha fazla. 80 mi fazla? Yani diyor ki, boş yere yer artırmana gerek yok. Masa sayısı. Kaliteyi artır. Biz girelim. Çok mu artık? Tamam. Biz o etkinliğe... Lan? Bana yok ki. Lan yüz mü oluyor? Vay be. Sabaha kadar uyanmış. Şimdi... Biz şunu yaparız. Ama cevize gitmesi lazım. Ceviz yoktu. Şunu yaparız. Tamam. Bayağı sağlam. Et. Ete gidiyoruz. 4500 lira işte. Ana kasalım var. Bak. Bir. Şu. Et nerede? Bir. Alsana mı getiriyorsun? Yorulmasaydım zamanı. Of. Çok para verdim. Bitmeden biraz daha müşteri bulacağız. Büyük ihtimalle harcadığımı kazanmayacağım ama ölmeyiz. Nedense bu sefer ucuza hallettik gibi geldi. Gerek var mı? Var ama. Ne kadar kazanırsak o kadar iyi. Bir sürü. Sonra zaten kaliteyi arttırdığımızda hiç uğraşmayacağız. Şunu şöyle tutup şu olayı toplayabilirsem çok kuracağım. Belki de vardır lan. Son masa alışım galiba. İyi, diğer masaya bir daha çıktı oradan. Güzel. Bir süre daha masayla uğraşmalıyız. Hala alacağım lan, şurayı tamamlayacağım lan. Hala çok iyi. Normalde burada yapmak istediğim şey, kapı girişi şuradan, buradan bir halı geçer. Var önü boş kalır. Bir tık sonra masalar başlar. Şöyle. Bu bir. Sonra ortadan sahneye doğru tam böyle ortadan halı geçer. İşte o zaman çok güzel oluyor. Şöyle kitaplıklar koyacağım. Burada çalışanlar falan duracak. Bu arkası adi gibi olacak yani. Güzel bir yer. Asik bir anlama koydum. Bir şeyle çalamıyor. Tamam, az kaldı istediğim şeyi yapmaya. Eksi 1050'den başladık. Hadi bakayım. Şurayı düzenleyeceğiz. İçerisini güzel yapacağız. Boş ver. Siperler. Manzarası. Tamam, bunlar yine dursun. Böyle yaparız. Tabi bu sefer duvarlara
şeyler koyma olayı oluyor. Yani gerçi kolonlara kuruyorsun ya. Tabloya başka yere kuruyorsun. Yayından çıkıp oynamak. Görevlerimize hiç sallamıyor. Sizi ben çileye koyayım mı? Etey olacak çileye koyayım. 178 dolar. Anladım. Çok pahalı. Eti de harcamazsınız değil mi? %84 olasılık vermem o. Çileye gidin. Bu kadar. Buna gidin. Tamam. Hadi siktirin gidin. Çatır çatır level attı ulan. Öldüğünü de görmek istiyorum. Eksi 1000'den 6000'deyiz. Akşam saat 8 ve yağmurlu bir günde. Yağmurlu bir günde bu kadar kasmak güzel. Bizim çalışana ihtiyacımız var. Kızan müşteri var mı? Var bir tane var. Demek ki yetişen yok. Ya da aşçılar yetişen yok. Karar veremedim. Boşta duran garsonumuz bir iki tane var. Demek ki aşçıların bok yemesi. Tavrımlar da açıyor. Mekan kapanıyor. Tam dekoru tamamlayıp bu olaydan sıyrılsak mı? Alt üstü şuraya kaldırıp yıkıp 3100 kazanmışız. Tamam abi. Gel. Düşünün şuraya bir yapmıştır. Burada kaybedeceğimiz ne var? Lambaları kaybedebiliriz. Duvarları yıkınca. Burada var mı? Var. Burada böyle çevir. Kapı girişini. Tamam. Burada al. Bunlar etrafı yıkınca gidiyorlar. Gitmesinler. Yık abi şurayı. Tamam. Bak yık şurayı yık. Burası kalsın çift edeyim. Simetriyi bozacak olsa. Sonra bizim eksiğimiz var mı? Şimdi istediğim şeyi yapacağız. Bu kapı bölümünü yık. Bu fazla dekorla uğraşmak yerine sonrasında şey yapacağım. İçeri süslemekle uğraşırız. Dekor olayı bitsin. Kapıyı yık abi. Kapı dediğim. Buna yıkma. Burada olur. Kapı nerede? Lan burada mı olur? Böyle denk gelmez. Burada olacak. Tamam. Böyle bir pencere. Mesela burası. Önce bir düşünelim. Bir pencere, bir pencere. Pencere buraya gelecek. Ha. Ama böyle olmaz sonuçta. O zaman seni şöyle koyabilirim. Burada pencere gelmesi çok saçma oldu. Onun yerine şuraya koyalım pencereyi. Şuradan iki kare atlamış oldum. Siklet. Sahne burası 6 kare. Tam kötü oldu. 2 tane sahne koyacağız üstüne. Şuraya birer pencere mi koysa? Bence birer pencere. Masraf ediyoruz ama olmak zorunda. Tamam. Bunu al.
Sağ Tablo burada olmasın da. Tamam, şuna benzer bir tablo daha olsun. Ne, burayı başka şekilde süsleyeceğiz zaten. Ama dursun ya. Burayı sonra yıkacağım. Şimdi para vermeyeceğim. Şimdi halı. Halıları getir. Tamam. Buranın ışık eksikliği var. Işığı da halledeceğiz. Burayı nasıl düzenleyeceğiz lan? Bu kadar malzemeyi. Hepsini böyle düzenlememiz lazım. Çok abartılı yanlara dizmek istemiyorum aslında. Ama bu kapasiteyi düşürüverip istiyorum. Paramız büyütüsür. Ya almadan bu işi halletmemiz lazım. Hatta şunu bunu satmam. Onu dekor için geri almak zorunda kalıyorum. Üzgünüm. Bu işi nasıl çözeriz? Önce şunu al. Çevir. Böyle bir konu. Bayağı uğraşacağız ama bilecek. Ha. Bunları sonradan birleşik masa alacağım bu arada. Birleşik masalar olmuyor. Bu sahne şuradaysa. Şimdi şöyle yapalım başta. Aynen. Simetri şeyi göreceğiz. Şimdi böyle olmuyor. Arada üçer boşluk da bırakmak istemiyorum. O zaman birer boşluk bırakacağız. Bir masa dağıtacağız. Şöyle kurup kurup. Aa, sığmaz lan bu. Abi sığıyor. Sığmaz. Aa, sığdı lan. Hadi gözüme sokalım. Ha, bir dakika. Bunları bir de geri alacağız. Ay sıçayım ya. Ama burayı düzenleyebilmem için bunu yapmam şart zaten. Gel abi. Bir sürede böyle bekleriz. Sıkılıyorum, sıkılıyorum çünkü. Bak böyle yer değişikliği yapamayacağım. Bunları almadan bunları koyayım mal gibi. Sen gel abi. Sen bir yere sığmıyorsun ki amına koyayım. Bak ya. Bunlara dağınık koymuşuz. Buraya da sığsaydın mı? Şimdi sen de gel. Şöyle. Heh. Bunu artık oraya da koyalım. Ay sokayım. Lan hepsini aynı anda çekeceksen niye tek seferde çektin? Ben de manyağım. Işıklandırma işi çıktı başımıza.
Ay Sofi. Sahne simetrisi oluşmalı ki. Sahneye sağdan katıldı. Ama olsun. Şimdi hepsini düzenlemek daha kolay olacak. Amaç böyle çevirmekti. Bilirdik. Burada tek sıra eklediğimiz için bu simetriyi sıçar. O zaman yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Bunu yapıştır abi. Başta dediğimiz gibi artık daha kolay hareket ettirmek. Ne simetri onayla? Ha, bir de 3 sıra varmış. Böyle yüzüme sokalım. O zaman yapacak bir şey yok ya. Burada halının ebatı kaç? Halı koymak istiyorum ya ben buraya. Halının ebatı kaçlı kare abi? Dörtlü kare mi? Tamam. Bir dörtlü karemiz var mı? Olacak mı? Tamam. Tam sahne genişliğinde halı var. O zaman sizi ben nereye alayım onu? Lan tekini getirmemişsin. Lan çok zaman harcattı bize de güzel olacak. Şimdi kafanın burada. Ha oğlum bunlar birbirine tersmiş. Ya var edir. Tam kafanın şeyine denk geliyor. Dur. Halledeceğiz. Çok sıkıcı bir bölüm oldu lan bu. Yani benim için sıkıcı değil ama bizim için bayağı sıkıcı oldu. Tamam şu kolondan başlaması o kadar tatlı oldu ki üflüyor. Hatta hiç uğraşmayıp boşluk mu var lan hala orada? Boşluk kalsın ya. Bizi alalım. Tamam. Ortadan tek kare boş mu kalacak? Kalmayacak. Tıkın tıkın dolu oluyor. Çözüm bulmam lazım. Ya gösterişli. Ama ben masalarımı boşa harcamak istemiyorum. Biraz da böyle ilan edeceğiz. Çok azıcık değişikliklerle işimizi götüreceğiz abi. Buraya çok mu olur? Gel bakayım. Seni şöyle ufak bir boşluktan sonra böyle yerleştirmek istiyorum. Böyle sanki kraliyet masası, böyle özel bir müşteri ayağını, loca gibi. Bunu loca deneyip uğraşıyorsan. Ben bunu niye tek tek uğraşıyorum? Yani şimdi tek tek uğraşacağım. Yılan masa boş yere artmadı. Ben bu masayı satamam abi. Ben bir masalık yer daha açmak istiyorum. O masa sığmıyor. Tamam abi. Hepsini bir tık çeksem ne olur ki? Masaları ben oraya koymak istiyorum. Allah da tam buraya denk geliyor. Tamam abi. Dur lan. Ne var lan? Ne var ki? Şurada şurada bir sıra. Ha sığmıyor. Geçtik. Ne kadarlık yer sığmıyor? Basit bir. Daha ne lan? Ha tamam böyle.
Artık böyle çözüyoruz. Ulan benim 3 masam varmış gibi. Kalsın şimdilik öyle. Çok zaman harcadım. Siz de şurada yemek yersiniz. Çalışanlar için iş burası. Tamam. Şimdi buranın dekoru zaten değişecek. Ama böyle bir düzenlemek istedim. Ben çok da yamuk duruyor benim. Eski. Ha şu la oğlum bunların yüzünden olmuş. Tamam. Oldu bitti. Olmaz. Seçemedik. Şimdi balı buradan geçiyor. Şuradan bir boşluk yapacağız ama sonra bu masaların iç yüzlerini açınca boşluklar oluşacak zaten. Şimdi böyle takılsınlar. Bunlara böyle çiçekleri serpiştir. Bak. Yani ışıklandırmamız yok değil mi bizim? Niye oraya koyalım? Neyse şöyle dursun. Yalakalık yapıyor olacak. İyi, para harcamadım. Eskisine göre bir tık daha iyi. Zaten oyunda estetik kaybı olmadığı için de bir anlamı kalmıyor. Güzel eşyalar almanın. Oğlum koskoca alanda bir siz mi ışıksız kalıyorsunuz ama? Ha bizim bir dakika. Bizim zaten bolca ışıklandırmamız var. Hepsi bir taraftan. O yüzden şöyle yapacağız. Zaten şurada fazlasıyla var. Sahne güzelliği için böyle. Mesela simetrik olsun. Tabloların oraya koymamız lazım ki tabloların güzelliği çıksın. Onun yorukluğunu bıraktım bilmiyorum ama sahneye doğru bir şey. Tamam. Seni kafanın orada kesinlikle olmalı. Allah bir şey. Tamam. Şu an ışıksız yerde sonra ayarlarız. Sahnemiz böyle. Paramız, ulan para harcamadık Allah'tan. Paraya bak. Para bitti. Böyle bir şeyimiz varmış bir. Böyle bir ışığımız da şöyle yapalım. Gerizekalı tipi devirsin diye. Ha bir dakika lan. Kabloyu getir bak. Aldım. Şunu al. Tam karşıya böyle. Giren ya buraya ya buraya dönecek. Bence güzel oldu. Biraz sınıf gibi oldu ama masaları değiştirince düzelecek bu. Bir gün atlayalım bakalım. Ne kazanacağız? Kaç kişilik yerimiz oldu? 180 kişiyi ayarlayabiliriz. Ağırlayabiliriz. Şu masa biraz sıkı durdu ama sonra ayarlayacağız bunu. Şuraya atarız. Sileriz ya. Siktir. Bir dekorasyon çalışması daha yapacağız. Belki lazım. Lan o durun. Lan. Falı orada çok saçma kalmış. Falıyı şuraya atacağız.
Orada bir tane daha halı var. Bu halıyı da görüp şöyle yapmam lazım. Sıfırlayacağım. Olur mu? İyi olmasın ki. Hadi. Buralar da masa kurulurmuş lan aslında. Niye kurulmasın ki? Sistem, şundan bundan uzakta olmak isteyen vatandaşlar. Oradan. Tamam. Kaliteyi artırdık mı acaba Julius? Çok erken sayı artırdık biz. Kaliteyi artırmayı. Böyle tamam mı? 6 et geldi. Hadi sizi bir ete daha yollayayım da para. Oğlum siz etle yemek yapmıyorsunuz değil mi lan? Bak çok para harcıyorum. Umarım harcamıyorsun. Vallahi harcıyorum. Ha, bu et değil, tamam, güzel. Güzel güzel harcamıyorum. Okey. Çekiyoruz. Yok lan, bir masa boş. Bir masa boş. Burada masa boş. Bir dakika. Salak gibi bir şey ayarlamadım. Garsonların hepsini buraya yedik ki. Garsonlar. Böyle bekliyor. Hani aralara yer olmadığı için bekletemedim. Onlar da öyle yapmam. Ama ileride borçluklarımız olacak. Oralara garsonları yerleştireceğiz. Böyle hürmet eden bir şekilde. İyi olmuyor. Bir de doğru koyacağız. Simetri daha sizin sik. Tutmuştu pardon. Sikeceğim. Ha, bu üçlüymüş lan zaten. Bak seni şöyle yaparım. Kattırma ya. Duvarın dibine ne yapacaksın? Sen de sıkılırsın. Siz de iyi bir çalışma alalım. Şöyle gözetleyin. Ben sikeceğim. Birisini ayrı, birisini ayrı alalım. Siz burada bekleyin. Burada kalabalık bir. Bir zaten sahneyi genişleteceğiz. Oğlum bu masa niye boş? Bu masaya geçemiyor musunuz diyecektim. Oturdular. E bu masa niye boş? Otursanız oğlum. Yönetmenim. Paramız var oğlum, fulleriz. Ne var yani? Kaç para? 1391. Doğru. Sen ne var mı? Daha fıçı alacağız. 350. Oluruz, onu da alırız. Malzeme. Malzemeler azalmış. 812. Çok para mı? Hepsini bulduk. Güzel. Bize bayağı gider. Masalar niye boş oğlum? Hata mı attın? Yok. Ay gün bitiyor. Yani. 3280. Güzel güzel. Doğru gider yani. Gider gelir dengesini. 86 zarar da istemem. Alışveriş yaptık zaten. Maaşlara 1600. Bir şey değil maaşlara 1600. Üst katı çıktık mı zaten atar. Pasif gelir olarak gayet güzel. Güzel oldu ya. Bu bölümde buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.